Dünya üzerinde tuhaf, tuhaf olduğu kadar da ürkütücü yerler bulunmakta. İnsanlar tarafından çeşitli düşüncelerle oluşturulmuş bu yerlerin hepsinin farklı farklı hikayeleri mevcut. İşte bu ilginç yerlerden bazıları. Kapuçin Manastırı. İtalya'nın güneyindeki Palermo'da bulunan Kapuçin Manastırı'nın keşişleri 1599 yılında manastırın altında bulunan delhizlerde bir çeşit koruyucu madde olduğunu ve burada cesetlerin bozulmadan kaldığını fark edince, ölen rahipler ve keşişleri mumyalayarak burada raflara dizmeye başlamışlar. Daha sonraki dönemlerde ölenlerin buraya defnedilmesi bir çeşit statü simgesi olmuş ve buradaki cesetlerin sayısı 8000'i bulmuş. Yeraltı mezarlığının karanlık koridorlarında bir kısmı raflara dizilmiş, bir kısmı duvarlara asılmış cesetler, kadınlar, bakireler, çocuklar, rahipler, keşişler ve profesörler diye kategorilere ayrılmış durumda. Kasabanın önemli ve zengin insanların giysileri her yıl yenilenirken fakirlere dokunulmamış. Mezarlığa en son gömülenlerden biri de 6 Aralık 1920 tarihinde ölen Rosario Lombardo'dur. Rosario, zatürreden öldüğünde sadece 2 yaşındaydı. Babası General Lombardo, kızı öldüğünde o kadar yıkılmıştı ki onun toprakta yok olması fikrine dayanamadı ve zamanın en başarılı mumyalama uzmanlarından olan Alfredo Salafia'dan onu mumyalamasını istedi. Salafio, küçük kızı o kadar başarılı mumyaladı ki Rosario neredeyse hiç bozulmadan günümüze kadar geldi. Hüzünlü hikayesi sayesinde ünü Kapuçin yeraltı mezarlığını bile aşan Rosario Lombardo, uyuyan güzel olarak bilinmektedir. 1800'lü yılların sonunda bu inanılmaz yeraltı mezarlığının ortaya çıkarılması Hristiyan aleminde şok etkisi yapmıştı. Papa'nın kararıyla bu işlemden vazgeçilmiş ve 1920 yılından sonra buraya defin yapılmamıştır. Sedlec İskelet Kilisesi. Burası iç mimarisi ve dekorasyonunun tamamen insan kemiklerinden yapılmış olmasıyla ilgi uyandıran Çek Cumhuriyeti'nin Kutna Hora şehrinde bulunan bir kilise. Hikaye, 1278 yılında Sedlec Kilisesi'nin başrahibi Heinrich'in Çek Kralı 2. Otokar tarafından Filistin'e elçi olarak gönderilmesiyle başlar. Heinrich, dönüşünde Kudüs'ten getirdiği bir kavanoz toprağı kilisenin mezarlığına serper. Böylece o mezarlığın kutsal toprakların bir parçası olduğunu düşünen halk arasında burası çok tercih edilen bir gömülme yeri haline gelir. Sadece 1318 yılında çıkan veba salgınında 30 binden fazla beden buraya gömülünce, gömülecek yer sıkıntısı baş gösterir ve yeni yerler açılır. Ancak buraya gömülmek isteyenlerin talebi o kadar yoğundur ki, zamanla artık hiç boş yer kalmayınca da 1511'de yeni bedenlere yer açabilmek için eski kemikler yerlerinden çıkarılarak kilise içinde üst üste yığılmış ve devasa büyüklükte 6 adet piramit halinde toplanmıştır. 1870 yılında bölgenin soylu ailelerinden biri olan Schwarzenberg dükü tarafından restore edilen kilisedeki 6 kemik piramitinin ikisindeki 40 bin insana ait kemikler, Çek ahşap oymacısı František Rindt ve Santini isimli Çek asıllı İtalyan bir mimar tarafından kilisenin iç dekorasyonunda kullanılmıştır. Diğer 4 kemik piramiti ise hala yerinde durmaktadır. Kilisede en gösterişli yere yine kemiklerden Schwarzenberg ailesinin arması işlenmiştir. Bu armada dikkat çekilen konu, bir Türk'ün gözünü oyan karga figürüdür. Söylentilere göre bu figür, 1591 yılında yapılan Raab Savaşı'nda Türklerle savaşan Schwarzenberg ailesini sembolize ediyormuş. Evora Kemik Şapeli. Portekiz'de Evora kentinde bulunan kemik şapeli, Capela dos Ossos olarak adlandırılır. Şapel, 16. yüzyılda Fransisken keşişleri tarafından inşa edilmiştir. Hayatın geçici olduğunu vurgulamak amacıyla şapelin iç duvarları yerel mezarlıklardan çıkarılan 5000 kişinin iskelet ve kafa tasları ile süslenmiştir. Nedeni bilinmeyen bir şekilde birisi çocuk olan 2 tane ceset de tavandan aşağıya halatla sarkıtılmış olarak bulunmaktadır. Şapelin girişindeki yazı da şöyle yazmaktadır: "Buradaki kemiklerimiz sizinkileri de bekliyor." St. Michan Kilisesi. İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan St. Michan Kilisesi 1014 yılında inşa edilmiş. Zamanla yıkılıp sadece temelleri kalan kilise 1686 yılında yeniden yapılmış. Kilisenin bodrum kısmında bulunan yeraltı mezarlarında yüzlerce insan cesedinin buradaki kuru havadan dolayı yüzyıllardır hiç bozulmadan korunduğu görülmekte. Kilisenin eski bir bataklık üzerine kurulu olması nedeniyle burada bulunan metan gazının ve bodrum duvarlarının kireç taşı içermesinin cesetleri çürümeden koruduğu iddia ediliyor. Cesetlerin içinde bulunduğu tabutların dağılmış olmasına rağmen bedenlerin dağılmamış olması ilgi çekiyor. Buradaki cesetlerden biri 800 yaşında bir Haçlı ordusu askeri. Bu askerin 1202-1204 yıllarındaki 4. Haçlı Seferi'ne katıldığı ve İstanbul'dan döndükten sonra öldüğü rivayet edilir.
Elinizi sıkmak istercesine elini tabuttan dışarı sarkıtan bu ceset, yeraltı mezarlarının en ilgi çeken cesetlerinden biri. Burada ayrıca 1798-1803 yılları arasında İngilizler tarafından idam edilen bazı ünlü İrlandalı isyancıların da cesetleri bulunuyor. Paris Yeraltı Mezarları. 18. yüzyılda Paris'in her yanı mezarlıklarla dolmuş ve şehrin gitgide daha da büyümesi sonucu yeni yerler açılması ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Üstelik cenazelerin gömme işlemlerinin çok sağlıklı yapılmaması nedeniyle mezarlıklar Paris'te büyük salgın hastalıklara davetiye çıkarır hale gelmişti. 1785 yılında Devlet Konseyi kararıyla mezarlıkların ortadan kaldırılması ve cesetlerin hepsinin bir yere taşınması gündeme geldi. En uygun yer olarak da şehrin altında bulunan kilometrelerce uzunluktaki taş ocakları belirlenir. Paris'in altında 187 kilometre uzunluğa ulaşan taş ocaklarının 1.7 kilometrelik bir bölümü yeraltı mezarlığı olarak düzenlenir. Ve Paris'in bütün mezarlıklarındaki iskeletler 15 ay boyunca gizlice, sadece geceleri taşınarak buraya üst üste istiflenir. Burada 6 milyon insanın kemikleri bulunduğu tahmin edilmektedir. 1844 yılında ilk kazılarda mezar odaları ortaya çıkarılıncaya kadar bu konu gizli tutulmuştur. Ardından yapılan Paris metrosunun inşaatı sırasında Paris'in altının mezar odalarıyla dolu olduğu görüldü. Yeraltı mezarlığı 20-30 metre derinlikte ve 11 bin metrekarelik alanı kaplıyor. Mezarlığa ulaşmak için 130 basamakla yer altına inerek dar ve karanlık delhizlerde 15 dakika boyunca yürümek gerekiyor. Paris'teki yeraltı mezarlığının ziyaretçilerini 1700'lerde yaşamış şair Jacques Delis'in "Dur, ölümün imparatorluğu burası" dizeleri karşılar. Uzun koridorlar kafatasları ve kemiklerle döşenmiştir. Duvarlarında ölümün hayatın bir gerçeği olduğuna dair ünlü şairlerin dizeleri bulunduğu mezarlıkta Latince benzeri bilinmeyen yazılar, haç ve benzeri şekiller oluşturacak şekilde dizilmiş kemikler bulunur. Özellikle kafatasları ve uyluk kemiklerinin diziliş şekilleriyle ortaya çıkan bazı sembollerin sırrı ise hala çözülemiyor. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.